30 sene çalıştım. Yani çünkü askeri tıp da bizim emekliliğimize sayıldı. 26 yıl hekimlik, 32 sene çalıştım. 32 sene emekli sandığına para ödedim yani kısacası. 32 senenin sonucunda birin dördünden emekli oldum tıp doktoru olarak. 3600 ek ödeme bilmem ne, anlayanlar anlıyordur. Memurlar anlıyordur. Ve sonuçta bana yatan para 137 bin liraydı. Yani 2017 yılı. Yani şimdi de 200 bin liradır en fazla. 190 bin liradır. Arkadaşlar 137 bin lirayla bırakın evi, dandik bir araba bile alamazsınız. 2006 model kızımın Mikra'sı var. 2006 model bakın. 140 bin lira mı, 150 bin lira mı ne? O 2006 model Mikra'yı bile alamazsınız. 30 sene mi verdim ben ya? Hayatımı verdim. Şimdi biz bu işi anlattığımız zaman millet sırıtıyor. Sırıtsınlar, son gülen iyi güler. Eğer insanlar hayallerinize gülmüyorsa hayalleriniz yeterince büyük değil demektir yani. Tamam, size sırıtacaklar. Ama sonra siz onlara güleceksiniz. Son gülen iyi güler. Bunlar benim genel düsturlarımdır hayatımla ilgili. O yüzden böyle bir şey hazırladım. Bu yazıyı da ben yazdım. Ben insanların hayatını değiştirmeye çalışmam. Siz hayatınızı değiştirmek istiyorsanız iyi yönde size yol gösteririz. Her ay başı aldığınız maaş hayallerinizi ve haklarınızı unutmanız için size verilmiş bir rüşvettir. Yalan mı? Yani siz bir işte çalışıyorsunuz. Size verdiği maaşın 10 katını kazandırmazsanız sizi çalıştırmıyor. Doğru mu? Doğru. Yani patron kazanıyor. Bir de ben size şunu söyleyeceğim. Şimdi anlattığım şeyler size gerçek dışı gelebilir ama gerçek dışı olan aslında bizim bu mentalitemiz. Neden? Çünkü siz şehirler arası yolda bir yere giderken yanınızdan geçen jipleri görmüyor musunuz? Her birisi 3-5 trilyon değerinde. Kim bunlar ya? Kim bunlar? O Mercedes satıcılarına giren insanları görmüyor musunuz? Mercedes satılıyor bakın. 3 trilyon Mercedes. Yani bir tane Mercedes E serisi alayım deseniz 3 trilyon. 3 milyon yani işte eski parayla konuşuyoruz. Eski adamız ya. Kim alıyor bunları? Siz alabilecek misiniz? Yani bakın bir kişi 3 milyona bir Mercedes alıyorsa o adamın en az 20 milyonu vardır. Doğru mu? O kişinin en az 10 milyonluk bir evi vardır. Doğru mu? Ekstranda yan tarafta da bir 10-15 milyonu vardır. 3 milyona bir araba alıyorsa. Kim bunlar? İşte siz gülüyor. Mesela bu şeyler biz bunları anlattığımızdan gülüyorlar ya, sırıtıyorlar ya. Onlar değil kesin. Çünkü onlar garantici yani. Ama piyasada zenginler var. Ve bunlar işte onları satın alıyorlar. Karşına bir fırsat çıktığında gidip o fırsatın kapısını çalma git, o kapıyı kır, gülümse kendini tanıt. Kendinizi tanıtmayın, girin, kendinizi başarınızla tanıtın bana. Çünkü ben sessiz sedasız çalışırım, benim yaptıklarım çalışır, gösterir kendimi. Bir şeyler yapın, ondan sonra konuşun. Ben böyle boş boş konuşan insanları sevmiyorum, ben de konuşmam. Önce yaparım, sonra konuşurum. Önce yapın, o işe başla, o kişiyle yemeğe çık, o uçak biletini al, o şehre taşın. Seni korkutan tüm o şeyleri yap. Ne kaybedeceksin? Hiçbir şey kaybetmeyeceksin, dene. İnsanlara planlarını değil, sonuçlarını göster. Anlattığım şey bu. 9 saniye koşmak için 4 sene çalıştım diyor. İnsanlar 2 ay içerisinde sonuç alamayınca pes ediyorlar diyor. Şimdi 18 sene okudum ben tıp doktoru olmak için. Kızım da doktor, o da öyle okudu. Sonuç 6-7 bin lira maaş. 6-7 bin lira maaşla Allah aşkına yani 2 milyonluk bir ev satın alabilecek misiniz? 7 bin lira maaşınız var. Kaç lira koyarsınız 7 bin lira maaşı? Hiç koyamaz. Karısı da çalışıyorsa ayda 2 bin lira koyduğunu düşünelim. Toplam aile olarak. 2 bin, bir senede 24 bin. 10 senede 240 bin. 30 senede 750 bin. 60 senede 1,5. Bak 2 milyonluk ev yok yani. Böyle bir şey yok yani. Tamam mı? O ev sizin için yapılmıyor. O ev sizin gibi düşünmeyenler için yapılıyor. Anladınız mı? Yani memur zihniyetiyle düşünmeyenler için yapılıyor. Risk alanlar için yapılıyor. O ev pes etmeyenler için yapılıyor. Sizin için yapılmıyor. İnsanlar 2-5 yıl içinde iş kurup zengin olmayı çok görüyor. Ama bir işte 40 yıl boyunca çalışmayı çok görmüyor. Bir kaynağı otobüs kullanmak gibidir. Gideceğin yere gidersin. Türkiye'de gidemezsin. Yurt dışına gidersin. Ama zamanında gidemezsin. Ne demek bu? Yurt dışına da gidersin ama 60 yaşında işte evin olur falan filan. 60 yaşından sonra 70 yaşından sonra evin olsa ne olacak, olmasa ne olacak. Durmamı bekliyorlar, yeni başladığım farkında değiller. Arkadaşlar çevrenize endeksli yaşamayın.
Çevrem benim neyime şey oldu ki? Yani ne zaman sıkıntıma yetişti ki? Ancak işte Face'te mesaj yazarlar. Yani kim ihtiyacınız olduğu zaman elini uzatır? Arkadaşlar, yani size el uzatacak birisini arıyorsanız kendi elinizi tutun. Kendi kendinizin elini uzatacaksınız. Kendi başınıza duracaksınız. Maalesef ferdiyetçi bir nesil geldi. Z kuşağı diyorlar ya. Artık herkes kendi kendini kurtaracak. Yok öyle bir şey. Aile dayanışması, arkadaş dayanışması, dostluk, dostluk kalmadı yani. Paran varsa kralsın. Yoksa hiçbir şeysin. Hiçbir zaman %100 hazır olmayacaksın. Sadece karar ve yapmanı gerekeni yap. Yani hazır olmak diye bir şey yok. Kervan yolda düzülür. %100 hazır olayım, yola çıkayım. Yok böyle bir şey. Benim ilk sunumlarımı görseniz ağlardınız. Konuşamıyordum ben yani. Yaparken öğreneceksiniz. Yapa yapa iyiye gideceksiniz. Benim uğruna savaştığım hayallerim var. Senin ise anlatmaya doyamadığın hikayelerin. Herkes hikaye anlatıyor arkadaşlar. Bir şey yapabileceğinizi düşünüyorsanız haklısınız. Bir şey yapamayacağınızı düşünüyorsanız yine haklısınız. Ne düşünüyorsanız o gelecek başınıza. Allah-u Teala veriyor çünkü. Çok isteyene istediğini veriyor. Güçlü el insanın arkasında ona başka çare bırakmayan bir hikaye vardır. Kötü komşu insana ev sahibi yapar. Kötü ev sahibi insana ev sahibi yapar. Öyle yani. Sizinle aynı hedefe sahip insanlarla birlikte olun. Bakın elbiseli adamlar, pijamalı adamlar için çalıştıklarını öğrenene kadar oldukça başarılı gözüküyor. Bakın en resmi kıyafetim benim bu. Bugün bizim hanım zorla giydirdi yani. Adamlar iyidir. Fakirler zenginleşir, bak bu çok enteresan bir söz. Çünkü fakirler her fırsatın bir aldatmacı olduğunu düşünür. Gerçek başarısızlık hiçbir şey denemeden oturmaktır. Ölürsen bir hafta içinde senin yerini dolduracakları bir iş için kendini yıpratıyorsun. Ben böyle kendini adayan insanlara gülüyorum yani. Koç'ta çalışıyorum abi. E ne yapayım? Sabancı'da çalışıyorum abi. Ne yapayım? İş Bankası'nda genel müdürüm. Ne olacak genel müdür olsan? İşte emekli olursan koyacaklar şeye. Benim babam emekli başsavcı. Şimdi ne yapıyor? Kimse tanımıyor bile. Ama daha önce trafik kesilirdi, babam geçerdi. Antalya Başsavcısı, Beyoğlu Başsavcısı, Denizli Başsavcısı, Diyarbakır Başsavcısı. Peder geldim, ortalık karışırdı. Şimdi kimse tanımıyor. Paran varsa düşür. Para ve güç. Hayatın en büyük hataları başarıya ne kadar yaklaştıklarını bilmeyen insanların vazgeçmelerinden dolayı olur. Para biriktirmeyi düşünmeyin. Bak çok önemli bir söz bu da. Para kazanmayı düşün. Para biriktirmek diye bir şey yok arkadaşlar. Bol para kazanacaksınız. Hem harcayacaksınız hem istihdamı edileceksiniz. İnşallah sizin için bu geçerli değildir. Başarı her gün aç olana gelir. Yeterli güçlü nedenleriniz varsa bu işte başarılı olursunuz. Evet, benim anlatacaklarım bunlar.